istersen evet, İngilizce. Evet efendim, şimdi gene rastgele açıyorum. Buyurun. Bunu çok sevdik. Çok sevdik onu. Aynen. Ve okumuyoruz. Şimdi şöyle, evet, okuyorum hemen şeyi. Evet. Kalın yazılmış bir yer. Şöyle başlıyor. Ha, bozdu hem de. Evet. Zira içinde olduğumuz dünya oyunu böyle bir oyun ve dualite dediğimiz ikilik bu oyunun temel kurallarından biridir. Değerlilik hissedip havalara uçmak bir uç ise değersiz hissedip bir vurmak da korkunun diğer ucudur. Yani bir ucu yaşıyorsak diğer uç da o işin içindedir ve kendini gösterecek zamanı kollamaktadır. Olmalı. Evet. Aynen. Çok güzel. Çare diye gidiyorum, onu sen anlat. Tamam. Şimdi şöyle, bizi korkularımız idare ediyor demiştik ya. Hı. Yani içimizde 30 tane belki 40 tane korku var. İşte anlaşılamama korkusundan tut da, yani en basiti diyelim. Hı hı. İşte yalnızlık, güvensizlik, çaresizlik, suçlanma, yani çok güçsüzlük falan öyle gidiyor. Bunların yan dalları da var. Bu sanki bir üzüm salkımı gibi düşün. Yani bir tanesi tek başına değil, genelde birkaç tane, 4-5 tanesi bir arada üzüm gibi dolaşırlar. Ondan sonra sen bunun ucunu yakaladığın zaman tık 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 öbürlerini de bulursun ve hepsinin aslında sanal olduğunu da anlarsın. Ama sen yeter ki yakala, yeter ki gözünü kapatıp sorularını sor. Şimdi orada bahsettiğim dualite, yani hani güzel, çirkin, gece, gündüz, işte ikilik var ya hani bildiğimiz. Mesela güzeli, yani çirkin olmasa güzeli nereden bileceğiz? Veya kötü olmasa iyiyi nereden bileceğiz? Onlar varlar. Hı hı. Ve biz hangi tarafı besler? Hepsi içimizde de var. Zaten biz hangi tarafımızı beslersek o tarafa. Yani biz kötü gittikçe bağıran, çağıran, adam öldüren ne kadar gider olay yani. Ama burayı seçmeyip bu tarafı seçebilmek için bu sorularla kendimizi tedavi ettikçe gerçekten iyi tarafı besler oluyoruz. Şimdi orada anlatmak istediğim de iki taraf da içimizde olduğu için mesela çok güçsüz hissediyorsak kendimizi çok güçlüye geçirelim. Mesela yaptığımız çalışmalarda bu sefer de bu kötü değil mi çok güçlü olmak dersin. Ama değil, çünkü denge geleceğiz, ortaya geleceğiz ya. Çok güçsüzken çok güçlü ol önce derim ben hep. Sonra zaten o kendiliğinden ortaya gelecek. Yani bütün mesele o denge haline geçebilmek. Hayır. Çünkü o hale geçtiğimizde gerçekten her şey önümüzde başka bir paradigma o zaman açılıyor işte. Hı hı. Yani trafikte giderken o anda hava boşluğu gibi bir şey oluşuyor. Sen İstanbul'da bu trafikte diyorsun, ben içinden akıp geçiyorum. Veyahut ne bileyim işte sağlığın hakikaten kürüpak oluyor. Böyle pırıl pırıl oluyorsun. Herhalde hücreler mi kendini yeniliyor? Hı hı. Nasıl oluyor? Bilimsel açıklaması bende yok. Vardır bir yerlerde, birileri bulacaktır ama böyle oluyor yani. Yüzlerce insanla böyle olduğuna göre. Sonra ne bileyim o denge halinde işte her şey rast gidiyor. İşte hep dersin ya mesela şansım çok iyiydi bugün dediğin günler gibi yaşamaya başlıyorsun. Hep tık 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 peş peşe geliyor, denk geliyor. Veyahut ne bileyim senin aklına bile gelmeyen güzellikler yaşamaya başlıyorsun. Mesela bu iki arkadaş, bu çekimleri yapan arkadaşlar benim aklımda düşünsem bu kadar mükemmel olabilecekleri gelmezdi gibi denk geliyorsun. Evet. Bunlar evet. Hepsi denge halindeyken. Ve bu evet, bu denge haline geçmemiz bizim bu dünya oyununun çok önemli bir amacı. Hani her oyunun bir amacı vardır ya. Yani işte o kağıtları toplama, bilmem taşı bilmem ne yapma, okeydi falan. Her oyunun bir amacı var. Bu dünya oyununun amacı da bu iyi tarafa geçmek diye düşünüyorum. Yani dengeye geçtikçe aslında iyi taraf kötüye doğru da yayılıyor. Yani kötüyü de içine alacak şey, yani sevgi dediğimiz enerji komple içine alacak şekilde başka bir dönüşüme geçiyor. Ruz diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.